Çok çok teşekkürler efendim. Yemen'in Tel Aviv'e İHA ile saldırmasının ardından İsrail'in Yemen'e saldırması ve saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybetmesi, 90'ın üzerinde yaralı olması endişelerde bu 90 kişinin üzerinde yaralıyor. Ve Netanyahu'nun yapmış olduğu bir açıklama var. Özellikle diyor ki bu tüm Orta Doğu'ya mesajımdır diyor. Karşı saldırımızı engellemeye çalışan, bize saldırmaya cesaret edenlerin sonucu da aynı olacaktır diyor. Burada ne demek istiyor efendim? Yani İsrail'in özellikle bu yaratmış olduğu sıcak ortam genişlemeye devam eder mi? Üçüncü bir dünya savaşı söz konusu olabilir mi? Bunlar da konuşuluyor. Neler söylersiniz? Evet Serpil Hanım, İsrail Gazze'de başlatmış olduğu savaşı fütursuzca devam ettiriyor. Kendisine durak bilmeden kendisi ve kendisine de dur diyecek kimse olmadığın bulunmayan bir ortamda bu saldırılarına devam ediyor işte. Evet, siz saldırıyorsunuz Gazze'ye. Peki dünya sessiz mi kalacak? Sessiz birçok ülke, Yemen ve İran hariç, askeri anlamda sessiz kaldı. Ama İran ve Yemen bu konuda sesini yükseltti. O zaman kendilerini masum gösterip, kendilerinin bekasına yönelik tehdit olarak gösterip Yemen ve İran'ın saldırısını, onlar da karşı saldırıda bulunuyor ve bu şekilde bir açıklama yapabilme cüretini elde ediyor Netanyahu. Bu bir cürettir yani. Sen bu cüreti nasıl elde ediyorsun? Esas suçlu sensin. Yemen sana durduk yere mi saldırdı? İran sana durduk yere mi saldırdı? Sen Gazze'de vahşete devam ediyorsun, insanları katlediyorsun. Sana karşılık ver, senin anladığın dilden karşılık verildiği zaman, o zaman da bu şekilde bir karşı saldırıda bulunuyorsun. Sen bütün bunları istemiyorsan o zaman Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nın, Birleşmiş Milletler'in kararlarına saygılı olman lazım. Hadi diyelim ki Ceza Mahkemesi'ni, Uluslararası Adalet Divanı'nı kendi aleyhinde bir karar verdi diye bu kararı uygulamaktan vazgeçebilirsin, uygulamazsın. O zaman Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararına uyman lazım. Şimdi hiçbirini yapmıyorsun. Bu olayı başlatan sensin, katliamı sürdüren sensin. 7 Ekim'de Hamas saldırmasaydı. Ya o saldırını, velev ki Hamas yaptı o saldırıyı, bakın Hamas yaptı, Hamas o saldırıda sivilleri katletmedi, o da ayrı bir konu, esir aldı sadece. Ama Hamas'ın o yapmış olduğu saldırının karşılığı bu mu diye sorar insan. Karşılığı bu mu diye sorar. O zaman zaten öncesi, daha öncesi yani 1946 hatta 48'li yıllara dayanan geçmişe istinaden esasında böyle bir saldırıda bulunmamış mıydı? Tabii tabii, Hamas orada bir kurtuluş mücadelesi veriyor, onda bir sıkıntı yok. Hı hı. Ama o bir günlük esir alma mücadelesi saldırısına siz bu şekilde aylarca, günlerce, tonlarca bomba atarak karşılık verirseniz bunun izahını yapamazsınız. O zaman size de birileri dur diyecek. Size dur diyenler var. Yani diplomatik açıdan dur diyen var. Mahkeme açısından dur diyen var. Uluslararası kuruluşlar dur diyor. Tam 193 bunu ülke dur diyor. Öyle değil mi? 193 ülke evet, dur diyor evet. Yani. Evet Serpil Hanım, 193 ülke dur diyor. Sen durmuyorsun. O zaman işte senin anladığın dilden, ben her zaman şunu söylüyorum, İsrail'in anladığı dilden konuşmak lazım. İsrail'in anladığı dil de Yemen'in dilidir, İran'ın dilidir. Sen bunları yaptıktan sonra da kendini Batı dünyasında Yemen'i saldırgan, kendini masum ilan edersen biz de bunu kabul etmeyiz yani. Burada sen masum değilsin İsrail olarak. Yemen'i saldırgan bir tutum sergileyen bir aktör olarak lanse edemezsin, kamuoyuna sunamazsın. Yani sen tutup insanların gece uyurken tepelerini bomba atarken Yemen'in bir tane drone'la Tel Aviv'e saldırısını bahane edip orada da tonlarca bombayı limana atamazsın, insanları katledemezsin. İşte bu şımarıklığın sonucudur. Bu dur diyen kimsenin olmadığının sonucudur. Bu İslam dünyasında birlikte hareket edememenin sonucudur Serpil Hanım. Hangi hava sahasını kullandı bunlar? Suudi Arabistan hava sahasını kullandı. Hani Suudi Arabistan değil? Neden açtın hava sahasını? İsrail F-35'lerine?
Bu uçaklar nereden havalandı? Ya da Bahreyn'den mi havalandı? Bahreyn'deki ABD üssünden mi havalandı? O zaman Bahreyn, sen neden buna ortak oluyorsun? Ya da Bahreyn, sen Yemen'e saldırmak için kurulan koalisyon içerisinde neden yer alıyorsun? Bakın, İslam ülkesi. Suudi Arabistan İslam ülkesi. Ürdün, sen neden İran'a yapılan İsrail saldırısına hava sahasını açıyorsun? O kadar çok soru var ki Serpil Hanım. İşte İsrail'in anladığı dilden konuşanlar yalnız kalırsa, İsrail de kendine böyle masum göstermeye çalışır. Herkesi tehdit eder. Kendisine saldıranlara tehdit eder. Ama ben saldırınca kimse bir şey diyemez. Onlar saldırınca ben tehdit ederim. Olmaz mı? O zaman iş sırayla Lübnan'a gelir, Suriye'ye gelir, Ürdün'e gelir. Bugün sesini çıkarmayan Ürdün, yarın İsrail saldırısı uğrarsa hiç kimse şaşırmasın.